Hepinize selam arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Dogecoin hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü bildiğiniz üzere sadece geçtiğimiz haftada Dogecoin %168'e yakın bir pump yaşadı. Zaten grafikteki boruya bakarak da bunu anlayabiliyorsunuz. Tabii ki bu grafiğe baktıktan sonra aklımıza iki soru geliyor. Dogecoin almak için geciktik mi ve bizi bir çöküş mü bekliyor? Bu videoda zaten size Dogecoin'in önümüzdeki haftada, önümüzdeki aylarda nasıl hareketler izleyebileceği konusundaki fikirlerimden bahsedeceğim. Videoda hem grafikler yardımıyla teknik analiz yapacağız hem de haberlere göz atacağız. Çünkü Dogecoin artık öyle bir noktada ki bizi pek dinlemiyor. Yani teknik analiz kurallarını pek dinlemiyor. Onun yerine Elon Musk'ın tweetlerini daha çok dinliyor diyebilirim. Dolayısıyla bu haberlere göz gezdirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. En azından bu coin hakkında yorum yaparken. Her neyse, bu giriş kısmını daha fazla uzatmadan kanala abone olup video like attıysanız videoya geçebiliriz. Bu arada videoya geçmeden de kısaca CryptoPilot sponsorumuzdan bahsetmek istiyorum. CryptoPilot benim projem arkadaşlar. Bir kripto ticaret botu projesi. Daha önceki videolarda zaten izliyorsanız anlatmıştım bu botu ama bu videoda zaten zamanımız kısıtlı olduğu için çok fazla bahsetmek istemiyorum. Kanalımdan, diğer videolardan onlara ulaşabilirsiniz. CryptoPilot hakkındaki bilgilendirmelere aynı zamanda Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Cadılar Bayramı için %20'lik bir indirimimiz var. Ona da açıklamalardan ulaşabilirsiniz diyeyim. Şimdi ilk olarak haberlere bakarak başlamak istiyorum. Bu haberin başlığında da anlayabileceğiniz üzere Dogecoin şu an 10 cent'i geçti ve pek çok kişi Twitter'da okuyorsanız 20 cent, 30 cent hatta 50 cent'ten bahsediyor. Aynı zamanda bu fiyat hedefleri için çok kısa vadeler veriyorlar. Yani 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta. Haberin alt kısımlarına bakarsak Elon Musk'ın Dogecoin üzerinde çok fazla etkisi olduğunu söylüyor. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Onun haricinde de Elon Musk şu an Dogecoin'in yaptığı trade miktarlarında, yani bu dalgalanmalar konusunda çok endişeli olduğunu söylüyor. Zaten bunu biz de biliyoruz. O yüzden bu haberde çok fazla bir şey olmadığı için direkt teknik analiz kurallarıyla incelemek istiyorum. Tabii ki söylemek istiyorum arkadaşlar, böyle bir coin'de teknik analiz kuralları bazen işlevsiz kalabiliyor. Çünkü Dogecoin artık çok farklı bir noktaya geldi. Bitcoin, Ethereum gibi belirli şekilleri, belirli formasyonları pek takip etmiyor. Ama şimdi önemli fiyat seviyelerinden bahsedelim isterseniz. Dikkat etmeniz gereken destek ve dirençleri söyleyeyim. Öylece bir yol haritası çizebilirsiniz kendinize. İlk olarak hacim profili endeksine göstererek başlamak istiyorum sizlere. Bu daha önce yapılmış trade'lerin hacimlerini gösteriyor bu indikatör bizlere. Ve gördüğünüz üzere şu 14-15 cent civarında çok fazla bir trade hacimi var. Bu da bize bir direnç oluşturuyor dolayısıyla. Ben pump'ın devam edebilmesi için, en azından yani bu 25-35 civarlarına çıkabilmemiz için ilk başta bu 15 cent civarından yüksek bir hacim görmemiz gerektiğini ve orayı kırmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu arada bu seviyeleri söylüyorum ama siz bilmiyor olabilirsiniz diye tekrar kısaca bahsetmek istiyorum. Bu seviyeler arkadaşlar yeşil mumdan sonra kırmızı mum ya da kırmızı mumdan sonra yeşil mum geldiği zaman oluşuyor. Teknik analiz kurallarında bir seviyeyi oluşturmak istiyorsanız buralara bu şekilde yatay çizgiler çekiyorsunuz. Daha sonrasında bu çizgileri taşıyabilirsiniz tabii ki diğer gördüğünüz seviyelere. Ben kısaca bu seviyeleri sizlere göstermek istiyorum. 15 cent civarında az önce de söylediğim gibi bir direncimiz mevcut. Onun haricinde 17,5 cent civarında da bir tane seviyemiz var. Onun haricinde de 19 cent civarında da başka bir seviyemiz var. Bunlar bize ilelebet, yani direnç rolünde olacaktır arkadaşlar. Bu seviyeleri doğru belirleyip belirlemediğinizde farklı indikatörleri de kontrol ederek belirleyebilirsiniz. Şimdi tekrar o indikatörümüzü getirdiğim zaman hacim profili indikatörümüzü görebilirsiniz. Zaten bu seviyeler oradaki seviyelerle de çok uyuşuyor. Dolayısıyla bu seviyelerde illa direnç göreceğimizi aklınızda bulundurun derim. Ama benim fikrimi merak ediyorsanız bence Doge 28 cent'e kadar bir pump yaşayabilir diye düşünüyorum önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki günlerde. Bu pump esnasında da bir trade'le arkadaşlar kesinlikle yapmamanızı öneriyorum. Farklı trade'lerde yaparsanız sizin için daha karlı olur. Çünkü ani düşüşler ve ani yükselişler görebiliyoruz. Şimdi kısa vadeli zaman dilimlerine baktığımız zaman bir 10.7 cent'te bir tane desteğimiz olduğunu görebiliyorsunuz. Az önce de söylediğim gibi kırmızı mumdan sonra yeşil mum gelmiş. Dolayısıyla buraya bir destek gözüyle bakabilirsiniz ve stop loss'unuzu 10.5 cent civarına koyabilirsiniz. İlk hedefinizde 17 cent'e doğru koyarsanız da güzel bir trade yapmış olabilirsiniz. Tabii ki bununla uğraşmak istemiyorsanız da arkadaşlar CryptoPilot botunu satın alarak da sizin yerinize botun trade yapmasını sağlayabilirsiniz. Burada fiyat politikamızı görebilirsiniz. Sitemizde zaten hepsi yazıyor. Eğer İngilizce'de çok anlamıyorsanız yorumlarda ya da Telegram kanalında bana sorarsanız her şeyi çeviriyor olacağım sizlere. Bugün öğlen 2'de de Ethereum videosuyla karşınızda olacağım. O videoyu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.